var, gözenekler var. Onda artık tam olarak aslında teknik açısından güçlü bir kurulunu bir aşama geçeceğiz. Ve bir kim bilir buradan belki yeni. Şimdi eğer uygularsak belki Türkiye ortaya bir eser de çıkabilir. Onun için sizin burada şeylerinizi, fikirlerinizi alın. Şimdi 15 tane fikri ya 15'inizi toplayacağız, tek tek dinleyeceğiz. Çok büyük bir alan. Çalışma ortaya çıkana kadar konuşmuyorum. Ekip oluşturalım. Biz de bu konuda çevreye çok duyarlıyız. Çünkü fevkalade güzel projeler. Onlarla bugün bir araya geldik. Bu çalışmaların detaylarını arkadaşlarımız incelediler. Onları davet ettik. Düşüncelerimizi kendilerine bildirdik. Gerçekten böyle bir duyarlılık gösterdikleri için düşünen ordunun üretime geçecek orduya önemli katkılarıydı bunlar. Dolayısıyla düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan orduyu adım adım gerçekleştiriyoruz. Onları gruplara ayırarak onlara yol göstereceğiz. Eksikleri olanlara yapmaları gerekli olduğunu söyleyeceğiz. İleride olanların önünü açacağız. Dolayısıyla fikirlerin aynı zamanda projeye, oradan da uygulamaya dönüşünü sağlamaya çalışacağız. En önemlisi aslında bu projenin en önemli adımı orduda bu işleri kendine dert edinen, bu işlere önem veren ve bunun için kafa yoran kişileri bulmamızdı. Bizim en büyük kazancımız bu. Yani bu farkındalığı, bu duyarlılığı göstermeleri bizim için çok önemli bir amaçtı. Bu amaca ulaştık. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey bunu üretime geçirmek. Peşinden de bununla uygulamada bir mukayeseli farkındalık ve üstünlük sağlamak. Bunu buraya doğru çok ciddi bir şekilde gidiyoruz. Bu bakımdan çok mutluyuz. Bundan sonra bu birlikteliği belli aralıklarda yapıp adım adım ilerleme kaydedeceğiz. Bunları uygulamaya geçtikçe de ayrıca mutlu olacağız. Görme engelli vatandaşlarımız yolları bulamıyor. Önüne birçok engeller çıkıyor ve daha çok gaspı oluyorlar. Ben onlara yol tarif eden bir baston düşünüyorum. Engelleri. Böyle bir proje var aslında. Bunu biraz daha geliştirelim istersen. Ordulu vatandaşlarımız olarak Ağustos ayında sadece konukla ilgileniyoruz. Geri kalan 11 ay boyunca boştayız. Hiçbir şey yapmıyoruz, üretmiyoruz. Biliyorum ki eminim bu konuda da projeleriniz vardır diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğiniz gibi fındık kabuğu dediniz. Ben diyorum ki fındık kabuğundan çay demleyemezdiniz. Ordunun doğasıyla bitkilerini bir araya getirme önerisinde bulunmuşum. Bizim hemen hemen her bitkimiz bir şifa kaynağı. Hepsinde insan vücudunun her organına şifa olacak şeyler var, kaynaklar var. Portakal kabuğunu sıktığınız zaman